Evet, geldik kolay bir kısma ve artık bundan sonrası kolay ve soru çözümü şeklinde ilerleyeceğiz seninle. Şurada ufak bir grafiğimiz var bizim. Çokça sorulur, çok da basittir. Şimdi diyoruz ki bu ifadelerden yola çıkılarak kopan elektronlara sahip olduğu maksimum kinetik enerjinin fotonun frekansına bağlı değişim grafiğini elde ediyoruz. Bu grafik böyle bir yaratıktır. Bu grafikte bilmen gereken iki önemli nokta var. Birincisi bu grafiğin eğimi alfa dediğimiz şey her zaman Planck sabitine eşittir ve Hangi metal için çizersen, hangi koşullarda çizersen çiz, sana bu grafiği hangi şekilde verirse versin. O eğim aynı plank sabitinedir. Birine alfa diyecek, birine beta diyecek. Alfa eşit beta mı, alfa büyük beta mı falan diye soracak. Eşit alacaksın. Plank sabitin eşittir. Ve bu grafiğin uzantısının kestiği şurası da bağlanma enerjisidir. Size Kepler'de de anlatmıştım ya. Eksi bağlı olduğunuz, zorunlu olduğunuz anlamına gelir diyordum. Hani Aileden uzaklaştıkça işte potansiyel enerjiniz artıyordu falan diyordum. Eksi burada bağlanmayı ifade ettiği için bağlanma enerjisini ifade edecektir. Burada da onları söyledik. Grafiğin eğimi sabit, sabit olup plank sabitine verir. E0 metalin bağlanma enerjisidir. Mesela bir grafikte şöyle ben kendi kafamdan çizsem. Şöyle çizsem. Tabi o kadar çirkin çizmeyeyim. Şöyle. Tamam mı? Hatta uzantısı da şöyle olsun. Buradan ne anlayacaksın? Burası ne diyeceksin? Burası yine alfa diyeceksin. Burası ne diyeceksin? E0 diyeceksin yine. Başka bir E0. Tamam mı? Mesela bun, bunun E0 daha az. Demek ki bundan metal kopartmak, metal diyorum elektron kopartmak ne daha kolay. Tamam Bunları söyleyebilirsin. Mesela grafiğe daima sahip olduğunu söylemiştik. Farklı metaller için çizilen grafikleri inceleyelim demişiz. Şimdi burada işte alfalar eşit zaten burada gösterdim. Burada so, e, sodyum, alüminyum ve bakır için çizmişim. Burada mesela bak sodyumun e, eksi 2,46, alüminyum eksi 4,08, bakırın ise eksi 4,70. Hangisinden mesela elektron kopartmak daha zordur mesela? Eksi 4,70'den daha zordur çünkü bağlanma enerjisi daha fazla. Diyor ki mesela hangi metalden elektron koparmak daha kolaydır? Sodyumdan daha kolaydır. Niye? Bağlanma enerjisi daha düşük. Bunun yanıtı sodyum. Hangi metalin bağlanma enerjisi en büyüktür? Bakırın daha büyük. Eksi 4,70. Eksi dediğim gibi oradaki bağlı ifade eden enerji değeri aslında. Bunları şey gibi düşünme. Hani matematikteki eksi gibi düşünme. Neydi o? Bakırdı. Tüm metallerden elektron koparabilecek bir foton gönderilene EK değeri en büyük olan metal hangisidir? Yani şöyle düşün. Eee Sodyumdan elektron kopartmak kolay. Bakırdan zor. Eşit frekansta ikisinden de koparabilecek bir şey gönderdiğimde hangisinden EK yani elektronlar daha hızlı da fırlar? Sodyumdan fırlar zaten kolaydı. Bakırdan daha az bir hızlı fırlayacaktır. Mesela E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Mesela sodyum için at attığım değerler şu olur. Foton 8 elektron volttur. Sodyumun bağlanması 3 elektron volttur kinetik enerji maksimum 5 elektron volt olacaktır. Mesela bakır için gönderdik. Yine 8 elektron volt yollayalım. Farklı bir renkte yapayım bunu. 8 elektron volt. Bağlanma enerjisi atıyorum. 6 diyelim. 6 elektron volt. Ama kinetik enerjisi ne olacaktır? 2 elektron volt olacaktır. EK değeri en büyük metal hangisi dediğimizde o yüzden yine sodyum olacak. Dediğim gibi burada eğime dikkat et. Ve şu grafiği okurken de şu alt çizgilerinde şu alt kısmında E sıfıra yani metalin bağlanma enerjisi olduğunu bilmen bana yeterli. Bak şimdi soruya bak. Bir ışık kaynağı sodyum ve alüminyum metal düzeyinde kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde bu metallerden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi yüzeye düşen ışın frekansına bağlı grafiği bu şekilde verilmiş. Buna göre hangisinden elektron kopartmak daha kolay? Sodyumdan. Hangisinden sor? alüminyum? Niye? 2.46 4.70 olduğu için. Sodyum metalinin eşik enerjisi alüminyum metalinin eşik enerjisinden daha küçüktür. Doğru daha küçüktü. Sodyumdan daha kolay doğru. Alfa eşit betadır. Evet bunlar neydi? Planck sabitine eşitti. Bunlar birbirine eşit. Sodyum metalinden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi alüminyumdan sökülen fotoelektronun maksimum kinetik enerjisinden daha büyüktür. E doğru bunu grafiğe bakarak da okuyabilirsin. Nasıl hocam? Şöyle şu mor olanı biraz şöyle uzatayım. Şöyle uzuyor ya. Bak mesela bir tane frekansla gönderdim. Bunun kestiği nokta bura. Kopan elektron maksimum kinetik enerjisi burada. Sodyum içinse bak burada. Sodyumdan çünkü daha kolay. Daha kolay olduğu için EK daha fazla. Alüminyumdan daha az. Ne oluyor? Daha büyük olacak. Sodyumun daha büyüktü. Doğru. Alfa eşit beta doğru. Sodyum metalinin eşik enerjisi daha küçük zaten. 2.46 dedik. Doğru. Fotoelektrik olayda kesme potansiyelinin değerini artması için yani kopan elektronları durdurmam lazım. Ve durdurmam lazım dedim. Durdurduğumuz değer neydi? Kesme gerilemeydi. Peki ben bu değerinin artmasını istiyorsam ne yapmalıyım? O arkadaşlar o elektronlar daha da hızlansın ki ben de kaşınıyorum yani burada daha da hızlansınlar ki kesme potansiyeli artsın diye. Onlar ne kadar hızlı olursa kesme potansiyeli o kadar büyük olur. Yani kesmek zor olur onların önünü ne olacak? Kesme potansiyellerinin artması için daha küçük dalga boylu daha büyük frekans demektir olur. Işık şiddetinin bu durumla alakası yok. Işık şiddetini arttırmanız elektronların kinetik enerjisini arttırmayacaktır. Sayısını arttıracaktır. Işığın frekansını arttırmak olur. Eşik enerjisi daha küçük metal kullanırsan E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik yazdığımda yazdığımda yazamıyorum. He bağlanma enerjisini azalttığında başka bir metal kullandığını frekans eğer E fotonun gönderdiğin ışın frekansı değişmiyorsa ne olacak? E kinetik artacaktır. Daha hızlı daha hızlı ilerleyecektir bu elektronlar. Onları durdurmak daha zor olduğu için kesme potansiyelin değeri de artacaktır. Bu da doğru. Yanıt o yüzden 1, 3 ve 4. Umarım anlatabiliyorumdur sana derdimi ben. Tamam. Gel bak. KLM ışınları hep böyle sorular var. KLM ışınlara aynı fotosel devreye bak. Aynı fotosel. Aynı. Bir bakır var. Aynı. Fotosel bakır mesela. Ona gönderiyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil gibi düşünün. Çeşitli bir şeyler var. Artık ne gönderiyorsak. Ayrı ayrı gönderildiğinde KLM ışınları gerileme bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre fotosel devreye gönderilen ışınların frekans ve foton sayıları arasındaki ilişki nedir? Bak. Şimdi E bağlam E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. 1. Kesme potansiyeli hepsinde eşitse bunların kinetik enerjileri eşit değil mi? Evet. Elektronların kinetik enerjileri eşitse kesme gerilimleri eşit. Bağlanma zaten aynı fosyasa. Demek ki bu arkadaşların bu fotonların frekansları arasındaki ilişki hepsi birbirine eşitmiş. K eşit D eşit M'ymiş. Yani ikisine de 8 elektron volt gönderdin. Pardon ikisine de diyorum ya. Yani. Eee 3 tane ışık gönderiyorsun. 3'ü de 8 elektron voltluk. Atıyorum bağlanmada 3 elektron voltluk bir bakır olsun bir şey olsun. Kinetik enerjilerde atıyorum 5 elektron volt. Bunları üçü içinde durdurmak için gereken değer 5 elektron volttur. Kesme gerilimi eşit. Demek ki frekanslar eşit. Peki bu grafiklerin neleri farklı? Maksimum akımları farklı. Maksimum akımda neydi? Elektron sayısıyla alakalıydı. Kopan elektron sayısıyla alakalıydı. Kopan elektron sayısını belirleyen etken neydi? ışık şiddetiydi. Bunlar da ışık şiddetleri yani foton sayıları arasındaki ilişki ne o zaman K daha fazla maksimum okuma sahipse I, K büyük I K şöyle yazayım ya Foton sayıları arasında K büyük, L büyük, M ilişkisi vardır. Kesme gerilimleri eşit çünkü. Eşit olduğu için bu frekansa enerjiyi ifade eder. Foton sayıları arasındaki ilişkide maksimum akımı ifade eder. Bu önemli bir grafik. Tamam bunu bilin. Diyor ki eşik dalga boyu 6200 Amstron olan fotosele dalga boyu 1240 Amstron olan fotonlar düşünüyor. Buna göre şu, şu 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 nedir? Şimdi şu şeye geleceğiz. Hc'ye bölü lambda'ya geleceğiz. Tamam mı? Şimdi eşik dalga boyu bu kadar olan fotosel. Yani E bağlanmayı söylüyor bana. Hc'yi bak 12400 verirler size. 12400. Bunu böl 6200'e. Dalga boyu o kadar demiş çünkü. Bu iki. Demek ki e bağlanma bizim 2. Peki dalga boyu 1240 Armstrong olan foton düşürüyorsak bu sefer 12400'ü 1240'a böldüğünde senin e foton o zaman neymiş biliyor musun? 10 elektron voltmuş. Bu da 2 elektron voltmuş. Gönderilen fotonun enerjisi 10 elektron bak. h şey bölü lambdadan direkt bulduk. Metalin eşik enerjisi 2 elektron voltmuş. Metalden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi 10 gönderdik. 2'yi bağlamaya gitti. 8. 8 elektron volttur. Oluşan akımın değeri sıfıra düşürmek için uygulanması gereken kesme potansiyeli kaç volt olmalıdır diyor. E maksimum kinetik enerji 8 değil mi? Evet. Ben 8 elektron voltluk bir voltaj değeri yaratırsam bu potansiyeli yani 8 voltluk bir 8 elektron voltluk bir değer verirsem bunu sıfırlayacağım. Bu da 8 olmalıdır. Tamam burası böyleydi. Şimdi diğer tarafta bu video 10 dakika oldu. Diğer tarafta şu sorulara da bakıp bu konuyu artık bitiriyoruz. Tamam? Hadi bakalım.